İyi akşamlar. Medya Kritik başladı. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi sevgili seyirciler. Ve programımızda bugün neler konuşacağız hemen onları anlatalım. Bir parça sizlere dolar saldırısını konuşacağız. Sonuçlarını konuşacağız. Ve Merkez Bankası'nın önlemlerini ve ileride yapılacakları konuşacağız. Sebeplerini tabii ki tartışacağız kendi aramızda ama bu arada ilginç noktalar da var. Onlara değineceğiz. Dolar saldırısıyla alakalı olarak Cem'in söyleyecekleri var. Önemli. Ve öte yandan siyaset kulislerine dalacağız. Çünkü siyaset kulislerinde ilginç gelişmeler var. Dün akşamın enteresan olayı Eren Erdem'e de ayrı bir sayfa ayıracağız. Ayrı bir dosya ayıracağız. Eren Erdem'in biliyorsunuz dün akşam Artı Bir televizyonunda yaptığı açıklamalar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Ama Eren Erdem ayrı bir vaka tabii, onu anlatacağız. İYİ Parti'de, CHP'de, Saadet Partisi'nde tartışmalar bitmiyor. İstifalar peş peşe gırla gidiyor. Şimdi bütün bunların sebeplerini konuşacağız. Niye böyle? MAK danışmanlık şirketinin yaptığı son araştırmayı yine sizlerle paylaşacağız. Çok ilginç ipuçları var. Yazmıştım. Hakikaten İYİ Parti ile ilgili olarak benim açımdan sürpriz olmadı ama MAK danışmanlığının yaptığı araştırma aslında söylediklerime birebir denk düşüyor. Bunu da belirteyim. Kendimi övmek gibi olmasın ama sevgili seyirciler. Biraz sonra, 10 dakika sonra. 10 dakika değil mi arkadaşlar, reklamlarımız? Evet, yaklaşık 10 dakika sonra. 10 dakika sonra Medya Kritik bütün bu gündemle tam gazla devam edecek sevgili seyirciler ve kesintisiz. Bizi bekleyin. Evet sevgili seyirciler, Medya Kritik başladı. Gerçi eski vekillerle iftar yemeği var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan biraz önce Süleyman Soylu konuşmasını bitirdi ve oturdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşabilir ama o zamana kadar biz şu dolardaki meseleyi biraz konuşalım istiyorum ve dolara gittikçe tırmandıran bir saldırı vardı malum, biliyorsunuz ve bu saldırının sonucunda Merkez Bankası bir karar aldı ve bu kararı uygulamaya soktu. Evet, son dakika Merkez Bankası'ndan alınan bir kararla para politikası kurulunun aldığı bir karar bu. Borç verme faizi 300 bas puan arttırıldı ve politika faizi de %8'de, faizinde %8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandında sırasıyla %7.25 ve %9.25 düzeyinde bıraktı. Geç likidite penceresi borç verme faiz oranı ise 75 bas puan artışla 13.50'ye yükseltti. Şimdi ne diyor burada? Bir deyim var. Diğer faiz oranlarını sabit tuttu Merkez Bankası ama para piyasalarını sıkılaştırma kararı alıyor. Ve 4.80 seviyesinde seyreden dolar bu kararın ardından 4.57'lere indi ve şu anda da 4.62 civarında, 62-63 civarında seyrediyor. Şimdi bu alınan kararın daha güçlü bir etkisi olabilir mi? Bunu bilemiyoruz. Bunu yarından itibaren göreceğiz ama uluslararası çeteler saldırmaya devam ediyor. Dolarla bize saldırmaya devam ediyorlar. Çünkü dolarla Türkiye'de bir kriz çıkarıp Türkiye'nin seçimlerini etkileme ve Erdoğan'ın indirme hesabı içindeler. Bunu artık rahatlıkla görebiliyoruz. Yani gece yarısı operasyonları yapılıyor artık dolar kuru. Dün gece biliyorsun birdenbire 4.80'e fırladı. Gece sahurda. Evet. Yani ne bir veri açıklanmış, ne bir ekonomik tablo var ortada, ne de herhangi bir gelişme var ekonomik anlamda Türkiye alakalı. Birdenbire 4.80. Yani bu başka bir şeyin işareti ve başka bir şeyin varlığına işaret ediyor. Ve bu yüzden de ben dolar saldırısının bu şekilde bir süre devam edeceğini ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin de buna karşı sağlam durması ve panik yapmaması gerektiğini zaten herkes söylüyor. Bütün ekonomistler söylüyor. Bütün daha bağımsız, görece bağımsız ve Türkiye'ye karşı mesafeli yaklaşan ekonomistler de bunu aynı şeyi söylüyorlar zaten. Doğru. Şimdi dün akşam oldu bu 4.60'lardan, 4.50'lerden 4.80'lere kadar çıktı bir ara. Bugün 4.92-4.93'ü gördü. Evet. Sonra düştü. Şimdi bu faiz, ben bugün bir sürü kişiyle sabahtan beri konuşuyorum. Öğrenmek için, yani bu faiz, dolar niye böyle artıyor diye. Seçim kararı alındığı günden bu yana çok net bir şekilde dolar artırılıyor. Yani tabii ki bunda yabancıların, bu operasyonu yapanların
çok büyük katkısı var. Ama Michael Rubin denilen o aşağılık adamın, bazı FETÖ'cülerin dolar 5 lira olursa Erdoğan kalır mı, seçim kazanır mı diye ta Şubat ayında, Ocak ayında tweetleri var. Onlar bir şeylerin sinyali. Yani bir para çekiliyor. Bu kesin yani. Para çekiliyor, yurt dışına götürülüyor. Tabii bunun bir limiti var. Demin dediğin gibi buna bir kere dayanacağız. Saldırı olması kötü bir şey değil. Saldırı olmazsa o ülkenin güçlü olduğunu gösterir. Evet. Yani o yüzden bu saldırıdan kimse korkmasın. Evet. Yani güçlüsün ki saldırıyor adam. Yani seni zayıflatmak için. Bir bunun marjı var. Bunu bir yere kadar getirecekler. Ya yani bunda şimdi Cuma günkü yazıya şimdi bunların hepsini yazacağım. Bloomberg bu işin içinde. Moody's bu işin içinde. Bloomberg'in özellikle Türkiye'de de bir takım operasyonun adamlarının olduğundan söz edeceksin sen yazında bildiğin kadarıyla. Bak biri Emre Paker. Emre Paker diye bir adam var. O Bloomberg'in Wall Street'te de yazıyor. Bunlar acayip derecede Wall Street'in de şeyi böyle Bloomberg, Wall Street'te Türkiye'de mesela dolar biraz arttı mı diyelim. Yani az da artsa, çok da artsa hemen Türkiye göçtü, Türk lirası bitiyor. Bir tane Yalın Kılıç diye bir adam var. O da çok olumsuz. Hem İngilizce hem Türkçe şey pompalıyor. Bunlar böyle kasıtlı olarak bunu yapıyor. Bir kere buna dayanacağız. Bu saldırı bitmez. Yani seçime kadar bitmeyecektir. Bu beşi görürüz görmeyiz ayrı bir şey. Evet. Ama ben bir şeyi çok merak ediyorum. Bugün konuştuğum uzmanlardan çok kişiyle konuştum. Kendim de baktım. Ya bize faize bugün artırıldı ya sıkıştırma faizini yani borç verme faizini öyle diyelim. Merkez Bankası 13,5'tan 16,5'a çıkardı. O borç verme. Abi ben baktım şimdi bugün biz dünyanın en güçlü ülkelerinden biriyiz. Bunu siyaseten söylüyorum. Hiç abartsız, eyyam yok. Ama bizi ekonomik olarak bize yakın ülkeler var. Kolombiya mesela 800 milyar dolar gayri safisi var. 60-65 milyon nüfusu var. İşte Vietnam filan, Tayland, Endonezya. Şimdi bak bu kadar yüksek faiz yok ama. Ya hiçbir ülkede, bak Şili'deki, Şili'nin faizi bizden düşük. 8. O borç verme faizi 8. Bizde o demin senin söylediğin üst band sınırı olan faiz var ya. Evet. Borç verme. O %13,5. 13,5 o. O şimdi 14-15'e. Bunu şimdi, bunu da muhtemelen bir miktar artıracağız gibime geliyor. Yani hani senin de konuştuğun bazı bu işi iyi bilen isimler de bu biraz daha artılması gerekir diyor. Ama bu kadar yüksek faiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Ya bunu niye ama? Yani bunu soruyorsun ya bir kişi bunun cevabını veremiyor ya. Ya bu parasızlıktan mıdır? Bak para çektikleri kesin. Para kaçırılıyor. Bu tamam. Ekonomik saldırı tamam. Ama gene de biz Şili'den daha yüksek faiz veremeyiz ya. Vietnam'dan, ya Tayland, ya şey başka Brezilya, Arjantin yani. Mesela bizde faizler Arjantin'den yüksek. Arjantin şimdi bu son dönem biraz arttırdı şeyleri. Onlara da çok baskı var. Bu bence bugün bir de önemli bir şey konu daha var onu da söyleyeyim. Amerika'da bugün Fed toplantısı var. Şimdi o toplantıyı şu an yapıyorlar. Orada kararlar açıklayacaklar. O da bizim bu durumumuzu etkileyecektir. Yani eğer para çekeceğiz derlerse, hatırlıyor musun? Obama parayı geri çekeceğiz dedi. Bir sürü ülkede bize bir anda paralar çekildi. Bir anda gezi zamanlarıydı. 2013'te binden bir anda yükseldiydi. Şimdi Amerika'da bu paraları çekeceğiz derse dolar bir miktar daha çıkabilir. O yüzden de bizimkiler işte faizi şey yapıyor. Bir şey daha. Ekonomi Bakanı bugün çok geç konuştu. Abi dün şimdi hepimiz sahurdayız. Yani, Nihat Zeybekçi. Evet. Yani çok geç saatlere kadar oturuyor herkes, görüyor. Yani şimdi ekonomi, Bekir Bey açıklama yaptı. Bekir Bey'in işi değil bu. Bekir Bey kim? Mali disiplin ödün verilmeyecek. Ya tamam güzel de yani bu... Sabah söylesene bunu. Evet. Yani Nihat Bey sabah 9'da, 10'da evet. Bunu söyleyin. Bir de mesela Merkez Bankası bugün şeyi artırıyor. Ya şimdi ekonomik olarak saldıracaklarını hepimiz biliyoruz. Gelecekler yani. Adam Erdoğan seçim kazanmasın diye ülkeyi batırmak için her şeyi yapacak. O namussuzları biliyor. Merkez Bankası bari zamanında niye artırmadın bunu? Ya bu böyleyse çünkü sen de iki gündür sosyal medya neler yapıyor? Üç gündür hatta bir aydır. Battı çıktı ülkeyi batı bilmem ne yap. Bir şey oldu yani bir şey yok. Sıkıntı var da millete yansıyan bir kriz yok. Ama bunu böyle sürekli Merkez Bankası çok geç kaldı. Bak çok açık söyleyeyim. Yani burada bu sınavı tam geçemedi Merkez Bankası yani. O yüzden 16,5 olsa daha şey olurdu yani. Onu evet. Bir erken alabilirdi. Bu arada biri mi çıktı? Evet. Başbakan Binali Yıldırım bu konuyla ilgili konuşuyormuş. Biraz dinleyelim, tamam. Kulak verelim buna. Evet sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuştu. Ondan önce de Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Ve tabii bizim ilgimizi çeken hangi konulardı? Döviz kuruyla ilgili meselelerdi değil mi? Şimdi Binali Yıldırım gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Aldığımız tedbirlerde ve piyasa koşullarında zerrece bir sapmamız yok.
ve mali disiplinin olduğu gibi devam edecek dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilginç bir şey söyledi. Biz dedi dünya piyasasının açık piyasa yönetimindeyiz biz dedi. Ekonomi olarak dedi. Ve sonuç olarak uluslararası kurallara uyuyoruz ve küresel yönetişimin bütün kurallarını da yerine getiriyoruz dedi. Dünya ekonomisi bunu gerektirdiği için. Ancak küresel yönetişimin de dedi bizi bitirmesine izin vermeyiz dedi. Bu kadar basit bir şey söyledi. Aynen. Ben yani Tayyip Bey'i diğer liderlerden, diğerlerinden ayıran en önemli şey nedir desen... Bu güçlü kişiliği yani ağlamıyor. Hı hı. Şimdi bana saldırdılar, beni perişan ettiler, ben yükselemedim, beni işte medyada istediğim yere gelemedim, iş dünyasında. Şimdi Tayyip Bey öyle bir adam değil. Bak ne diyor? Hiç komplo teorisine giriyor mu? Bize operasyon yapıyorlar bilmem. Ne diyor? Yani komplo teorisi demeyelim, bir gerçeklik var ortada ama girmiyor yani hayır, buna. Adam şimdi bak diyor ki biz diyor bütün dünyada bir kriz dalgalanma var. Bundan nispi olarak en çok biz etkileniyoruz. Elbette birileri de bu dalgalanma yani bir rüzgar var. Bizim Türkiye'ye doğru gelince bu rüzgarı birileri biraz daha üflüyor. Yani biz bunu 3 hissedecekken 6 hissediyoruz. 5 hissediyoruz ama ne diyor tedbirlerimizi alıyoruz bilmem ne. Ya sana yani saldırı olacaktır. Ekonomik anlamda da mali anlamda da. Zaten bu son kozlarını 24 Haziran'a kadar oynuyorlar. Bir şey de başaracakları yok. Tamam biraz dövizi yükseltiyorlar, moral bozmaya çalışıyorlar, sosyal medyadan yükleniyorlar, Bloomberg'dekiler yükleniyor, Wall Street Journal yükleniyor, battınız İngiliz diyor. İngiliz basını faiz yükselsinler diye habire yayın yapıyor. Şey yapıyor, bunun hepsini diyeceklerdir ama 24 Haziran'dan sonra bunların hepsinin böyle nasıl geri geri gittiğini bir anda göreceğiz. Akıllı olan muhalefet burada, tabii onu göremiyoruz ne yazık ki, ülkesine destek verir. Korkmaya gerek yok. Efendim bana niye saldırıyor? Saldıracak tabii. Ha, yani, şu akıllı olan muhalefet dediniz. Akıllı olan muhalefet biz gelirsek dolar düşer demek değil. Böyle bir şey. Ne yapacaksın? Ha, şunu mu yapacaksın? Yani bugün Ergündiler yazmış. Şimdi onu okuyacağım birazdan. Türkiye Akdeniz'den, Orta Doğu'dan vazgeçtiğini açıklasa dolar 3 lira olur. Durum bu kadar net. Amerika aklı sıra Türkiye'ye operasyon çekiyor. Ancak gelenlerin de gelme süresi 24 Haziran akşamına kadar ötesi yok demiş. Şimdi tabii sen eğer iddialarından geri çekilirsen ve teslim oldum dersen adam sana bir jest yapar kuşkusuz. Ya. Yani kastettiğin buysa Muharrem İnce ki onu kastediyorsun. O zaman kusura bakma sen ülkeyi teslim ediyorsun. Teslim etmek için anlaşma yapmışsın demektir. O tıpkı seni arayan Amerikalılarla yaptığın anlaşma gibi değil mi? Amerikalılar. Bak bir şey yani Türkiye dese ki arkadaş ben Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını hiç önemsemiyorum. Amerikan Büyükelçiliği oraya taşınsın. Evet. Darbeci Sisi umurumda değil. Mısır'da Müslümanları, İhvancıları katletsinler umurumda değil. Güney Rum kesimiyle İsrail, Yunanlar beraber doğal gaz arıyor. Arasın. Evet. Suriye'de de Amerika ne derse onu yapıyorum. Batı dese. Ki bunlar 5 yıldır var. YPG'ye de izin veriyorum. Ya, yani orada değil. Bir YPG devleti kurulsun. Umurumda da değil dese. Amerika 10 bin tır silah veriyorum dese. Zaten dolar o zaman 3 lirada 1 lira da olur. Evet yani, kesinlikle. Ama sen güçlü olduğun için bak. Dediğim ben bunu rüzgar üflemeye benziyorum. Bir rüzgarı var bak kesin. Ama bizim oraya doğru gelince Moody's, bak Thomas Friedman'ın meşhur lafıdır. Dünya düzdür kitabında anlatıyor. Dünyada iki şey yapılır diyor ülkeleri yok etmek için. Bir, Amerika bomba atar yok eder diyor. Doğru. İki, Moody's üfler. Yani Moody's'e not verir seni bitirir. Bana diyor hangisi tehlikeli dersiniz? Moody's daha tehlikeli. Çünkü İzlanda'yı böyle batırdılar. Yani o dün ve refah içinde yaşayan ülkeyi 150 milyar dolar borçlandırıp batırıp sonra da gidip sıcak su kaynaklarına el koydular. Bak evet. Bu çok bizde hiç konuşulmaz. O evet, Inside Job filminde, belgeselinde var o. Adamların hiç borcu yokken borçlandırıp banka bilmem ne sonra bütün doğal kaynaklarına hepsine çöktüler yani. Şey yaptılar. Bunda da sana saldıracak bir dayanacaksın. Evet. Hiç buna yani ne kadar gelirse gelsin dayanacaksın. Pabuç bırakmayacaksın. AK Parti'den kurtulalım, Erdoğan'dan kurtulalım da bilmem. Bunu düşünen adam. Zaten alçakları görüyoruz her gün Twitter'da. Evet. Eski bir tane Faik Öztrak mıdır nedir CHP'li bir tweet atıyor. Ekonomist bozuntusu. 2 sene önce de tweet atmış. Bak 2 sene önce darbeden önce o hal yok ülkede. Efendim işte bunları yap diyor. Şunları yap diyor. Basın özgür bak. Basın özgür bırak diyor. Bilmem ne var diyor. 2 sene önce hani basında ilgili nasıl bir sorun vardı? Yoktu. Şimdi o zaman diyor dolar diyor işte 1,5 bilmem ne düşer. Şimdi o hali kaldır bilmem ne. Yarın başka bir şey olsa aynı şeyleri sakın şey gibi tutuyorlar. O yüzden bunlardan etkilenmeyeceğiz yani. Evet Temel Karamollaoğlu ile bile dün bu akşam
işte Fox TV'de İsmail Küçükkaya soruyor. Evvelden Türkiye'ye bir sürü yatırım geliyordu. Şimdi yatırım azaldı, gelişi azaldı ve işte dolar da yükseliyor. Ne diyorsunuz diyor. İşte evvelden diyor AK Parti iktidarı diyor insan hakları konusunda duyarlıydı. Şimdi duyarlı değil diyor. Hukuk konusunda endişeleri var Batı'nın diyor artık diyor. Ondan böyle diyor. Yani diyor, ben de şunu merak ediyorum Temel Karamollaoğlu. Türkiye'deki hukuk konusunda endişeleri olan tırnak içinde Batı'nın hukuk normlarına uyduğunu sen nerede gördün? Sen Erbakan neslinden tevarüs eden bir adamsın. Erbakan'ın Batı ile ilgili sözlerine bir bak istersen değil mi? Neler diyor Batı ile ilgili? Ya da başka bir şeydi ya. Bak, evet. Çok güzel hatırlattın. Ondan sonra otur konuş yani. Çok güzel hatırlattın. Ya sana darbe yaptılar 28 Şubat'ta. Evet. Batı itiraz etti mi? Evet, etti. Senin ülkende askeri darbe oldu. Postmoderndi. Tankları yürüttüler. Erbakan Hoca'yı indirdiler. Şimdi Batı ne dedi? Madeleine Albright, Amerikan eski İçişleri Bakanı, o zaman Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin kendi iç işi dedi. O zaman demokrasi elden gidiyor dediler mi? Demediler tabii. Darbe yapılıyor ülkede. Ya yani ülkede darbe, yani darbe yani, seçilmiş meşru iktidarı yok etme yöntemi. Batı için ülkedeki hukuk, ülkedeki demokratik düzen asla umurlarında olan bir enstrüman değil. Ya da umurlarında olan bir parametre değil. Öyle evet. Söyleyelim. Batı sadece kendi çıkarlarına bakar. Kendi çıkarlarına uygun davranırsan 12 Eylül rejimiyle de gayet mutlu mesut olur. 28 Şubat rejimiyle de gayet mutlu mesut olur. 27 Mayıs'ta darbe yaptırır. Yine mutlu mesut olur. Batı için demokrasi diye bizim gibi ülkelerde, evet, gelişmekte olan ülkelerde demokrasi diye bir sorun yok Batı için. Bunu bazı insanların kalın kafalarına sokmaları gerekiyor ama onların kalın kafalı oldukları ne yazık ki biz her gün görmekten bıktık. Bıktık. Bunu şimdi solcu arkadaşlar da görsün. Bazıları, evet, görüyor. Batı'nın, yani Batı dediğin Amerika'yı kastedelim. Evet. Her dediğini yaparsan, demin saydığımız Orta Doğu, Mısır, Suriye, İsrail konularında dolayısıyla bu sıkıntıları yaşamazdın. Batı'nın her dediğini evet demediğin için, geri kaldı bunlara şey yaptığın için zaten bu geliyor. Başımıza bunlar geliyor. Şu da doğru. Yabancı sermaye de Türkiye'den bir miktar gitti. Bu gelmeli. Doğru. Ama şimdi Amerika'ya diyorsun ki PKK'ya bu silahları verme. O da ondan sonra Moody's'in o çıkartıyor. Türkiye'yi Standard & Poor's bizim notumuzu Yunanistan'dan kötü verdi. Ya iflah, Yunanistan'da biliyorsun yani, ben çok özür dilerim, fahişeliğin %1000-2000 arttığı, yani insanların yiyecek ekmek bulamadığı, emekli maaşının 10 gün yetmediği bir ülkede, ya berbat abi, giden görüyor zaten. Bizden iyi verdi onlara ya. Notlarını bizden, yani bizden iyi verdi. Bizden giden 1,5 milyon turist olmasa neredeyse ekonomisi çökecek olan bir ülkeden söz ediyorum. Kendi ekonomistleri bile şaşırmış. Bak demin o Thomas Friedman, Moody's'in, bak bu Moody's çok önemli bir şey kurumu. O bir not veriyor. Abi, o şimdi sen New York'ta bir iş adamısın. 5 milyar doların var, yatırım yapacak diyor. Moody's'in notuna bakınca gelmiyorsun. Evet. O iş adamının bir kabahat yok. Çünkü adam bakıyor. Yani, herhalde çünkü onun siyasi bir kurum olduğunu biliyor. Moody's ekonomik bir kurum değil. Siyasi bir kurum. Doğru. Adı ekonomik onu. Bilmem nedir. Şeyi çıkarıyorlar. Dolayısıyla diyor ki adam, iş adama, Moody's böyle bir not verdiyse diyor, bu ülkeye bir operasyon yapılabilir diye düşünüyor. Çünkü kendi ülkesinin cibiliyetini biliyor adam, iş adama. Aynı şey dediğin gibi. Bak bir de bu Moody's'le ilgili baktım. İtalya 2016 veya 2017 yılında Moody's'in İtalya'daki, Roma'daki merkezini bastı. İtalyan o karabinieriler, polisler işte şey yapıyor diye. İzlanda'da oldu. Amerikalılar kendisi şeyi çıkardı. Evet, Moody's'i çıkardı. Büyük Açık filminde olduğu gibi. Evet, onu çıkıyor. Yani bizde de bu tür saldırı, bak bir daha söylüyorum. Bunu inanarak ve samimi olarak söylüyorum. Eyyem yapmadan diyorum. Saldırı güçlü insanlara, güçlü kurumlara olur. Ya sen hiç zayıf insanlara saldırıldığını gördün mü? Güçlü adama onları saldırı. Onları teslim alırlar. Ama bu bir tabii gördüğümüz şey aslında saldırı ve bir işgal girişimi. Şimdi Ergün Diler'in bugün gerçekten attığı 3 tweetten dolayı tebrik ediyorum. Sevgili Ergün Diler'i, Takvim Gazetesi'nin genel yayın yönetmenini. Şimdi karşıdakiler son kozlarını oynuyor. Etkili mi? Evet, etkili. Güçlü mü? Evet, güçlü. Peki pes mi edelim? Geri mi çekilelim? Teslim mi edelim? Küçük ve iddiasız olmaya mı karar verelim? Burada bizim büyük olduğumuz gerçeğini unutalım mı? Kararsızdı final 24 Haziran'da. Bir tweet daha var. Onu da söyleyeyim, sen söyle. Bir tsunami başlatıldı. Ülkede, şimdi çok önemli bunu, Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı da söyledi biraz önce. Ülkede işleyen çarklar yerinde. Tüketim kalıpları yerinde. Üretim kalıpları yerinde. Efendime söyleyeyim,
İşte şimdi önümde duruyor. Türkiye genelinde otel dolulukları son iki yılın zirvesinde. Kruz gemileri artık limanlarda sıra bekliyor ve bir güç kriz için bastırmakta. Daha doğrusu kağıt üzerinden siyasi hedef belirlenmekte. Herkes işgali görmek için asker, top, tüfek bekliyorsa yanılıyor. Final 24 Haziran. Aynen. Bu da bunu bak. Tebrikler Ergün. Bu, yani yalnız şeyde Ergün'e katılmadığım tek yer 24 Haziran final değil. Benim hep söylediğim bir şey var. Yarı final. Çeyrek final. Bu şey 30 yıllık bak Orta Doğu'nun, Balkanların yani Türkiye Cumhuriyetleri'nin ve bu coğrafyanın gücü kavgası bu. Bu kavga diyeyim 24 Haziran atlattık. 1-2 ay sonra gene başlayacaklar saldırmaya. Çünkü tabii. Sen güçleniyorsun, kendi silahını yapıyorsun. Bak bu demek değil ki bir süper olduk. Bir süper değil ama iyi gidiyoruz. Fırtına çıkar, rüzgar eser, kar yağar. Ama bu gemi, ben söylüyorum hani Güneşlenler'in lafı vardı ya. Bu gemi batmaz diye ama battı 2001'de. Bu gemi batmaz. Yani fırtına çıkar, rüzgar eser. Bunları denerler. Çünkü güçlü değildi battığında. Batmasının sebebi o. Yani mali sistemi güçlü değil, banka sistemi güçlü değil, finansal piyasası, bütçesi güçlü değil. Yani her tarafından delik deşik edilmiş bir mali disiplini ortadan kaldırılmış bir bütçesi var vesaire vesaire. Bir sürü etken bir araya geliyor ve bu oluyor. Türkiye'de demin de işte Ergün'den okuduğumuz gibi çarklar dönüyor. İhracat 162,5 milyar doları bulacak. Birkaç 170 sonra... milyar dedi Tayyip Bey. Evet. Bu sene dedi bu 170 milyar bulacak. Yani bu yıl itibariyle, yani ay itibariyle evet, yapılan evet. Karşılaştırmada söylüyorum. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye'de kötü giden, yani tabii doları sen işte yükselttikçe, tırmandırdıkça dışarıdan ne derler yapay palyatif şeylerle, saldırılarla tırmandırmaya çalışıp Türkiye'nin mali piyasalarını, Türkiye'deki maliyet unsurlarını artırmaya çalışırsan ve kriz yaratmaya çalışırsan bu konuda bir etki yaratabilirsin. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet, panik yapmıyor, pes etmiyor ve tedbirlerini alıyor. Soğukkanlı bir şekilde bunu evet. yapıyor işte. Yani bunu yapan bir devlet var. Sonuç itibariyle bundan dolayı da çıldırıyorlar adamlar. Aynen öyle. Yani devletimiz bak güçlü bir yönetim var, güçlü bir iktidar var. Hakim bir iktidar var, doğru. Yoğurt yeme biçimlerinde Merkez Bankası ile, hazine yöneticileriyle hükümet arasında farklılıklar olabilir. Tayyip Bey 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanı olduğu takdirde tekrar bu ekonominin limanına, gemiye kendisinin kaptanlık edeceğini söyledi. Buna da bakmak lazım yani burası da önemli. Ama bir şeye dikkat etmek lazım. Bence hani şeydi şu bir, ithalat çok fazla. Cari açık bir miktar o yüzden ya bizim borcumuzun evet. Milli geliri oranı Avrupa'nın en iyisi. O yüzden kriz çıkmaz. Yani mesela İtalya'daki gibi olsak, İngiltere'deki gibi olsak batarız. Milli gelirimizin borcu oranı iyi. İki, ithalat bir miktar artıyor. Yani ona dikkat etmek lazım. Bir de faizler, demin onu söylüyorken ilk bölümde faizler bize çok yüksek. Ya ben Şili, Endonezya, Arjantin artık onlar yükselttiler. Bu Tayvan, Endonezya, Malezya bu kadar yüksek o Meksika. Yani biz siyaseten bu ülkeden alayından güçlüyüz. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Ya bu hakikaten niye bu kadar yüksek faiz var? Bunun da bir cevabının olması lazım. Siyasete girelim biraz. Girelim. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye. Bu sence ne? AK Parti'nin seçim sloganı. Öyle mi? Evet. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye. Evet, seçim kılavuzu yayınlamış 600 milletvekili için. Vakit Türkiye vakti sloganı da ayrıca AK Parti'nin seçim sloganı. Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a uygun kıyafet giymeleri gibi, Tayyip Erdoğan gibi giyinmeleri için, yani takım elbise, şık ve aynı zamanda evet. düzgün kıyafetler. Yani yalap şap giyinip gezmeyin, halkın arasında karışmayın diyor. Kıyafetleriniz özenli olsun. Yani çok öyle, vatandaşa saygılı olun anlamında. Vallahi çok düzgün. Yani kot pant, yani mesela saçma sapan bilmem yani eli yüzü düzgün. Milletvekillerinin çoğunun parası var. Bazıları da iş adamı, bazılarının şeyi var. Hakikaten kadınlar da ama. Evet. Kadınlar için de bu geçerli. Evet. Mahir Ünal 30 miting yapacaklarını açıkladı. 146 büyük projenin olacağını beyannamelerinde ifade ediyor. 26 Mayıs Cuma günü Erzurum'da başlıyor mitingler. En son... Nerede bitiyor? İstanbul'da bitiyor. Tayyip Bey demin şey dedi, her gün dedi bir ya da iki il. Aşağı yukarı 45-50 ile, belki de 60 ile... Gidecekler yani. 30 miting yapacaklar bir sadece. Ama şey Tayyip Bey diyeyim, bir ya da iki il dedi i̇şte her gün. İşte yani ama sonuçta şey 30 mitinge tekabül ediyor demek ki o. Çünkü Mahir Ünal bugün bunu açıkladı. Tayyip Bey ama şöyledir. Abi ben
81 il bence 30'dan fazla yapar. Tayyip Bey 60'dan aşağı ile gitmez. Böyle diyorsun Tayyip yani. Bey gider. Ben o zaman Mahir Ünal'ın dediklerini Bey, bir kenara koyalım. Yani diyelim ki o gün Erzurum'a gider. Ertesi gün örnek Elazığ Erzincan'ı beraber yapar mesela. Karadeniz'e geldi mi Giresun Trabzon'u beraber. İç Anadolu'da kaç gün var arkadaşlar? Tam 30 gün göstereyim. Var. 32 gün var. Her gün 30 yani 30 gün 30 miting. Evet, her gün bir miting. Evet. Ha daha önce 55 ile gideceğiz demişlerdi. Şimdi 30 miting yapıyorlar. İyi. Evet. Şimdi MAK danışmanlık 13-20 Mayıs tarihlerini kapsayan ve 30 büyükşehir 23 il 154 ilçede 5500 kişiyle yüz yüze görüşme yapılıyor. Şimdi bu anketin sonuçları enteresan. Seçmenlerin %51.4'ü kararsızlar dağıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı seçiyor. Muharrem İnce %23.9, Meral Akşener %12.3, Selahattin Demirtaş %9.6, Temel Karamoğluoğlu %2.2, Doğu Perinçek de %0.6 oyunu görüyoruz yapılan araştırma sonuçlarında. Şimdi bu tabii ilk turda anlaşılıyor ki Recep Tayyip Erdoğan %51.5 oyla Cumhurbaşkanı seçilebiliyor MAK danışmanının anketine göre. Ve partilerin aldıkları oy oranlarına baktığımızda da şöyle bir sonuç var Cem. Bir saniye nerede o? Ha, AK şurada. Parti 41 ha, önce. Kararsızlar dağıtılmadan sonra. Önce, yani kararsızlar %7,5, kararsızlar dağıtılmadan. AK Parti %41,5, CHP %21,5, MHP %8,5, İYİ Parti %8, HDP %8,5, Saadet Partisi %2, Hüdapar %0,5, diğer %2, kararsızlar %7,5. Bunu dağıtınca ne oluyor? Bunu dağıtınca da AK Parti %45, CHP %23,5, MHP %9, İYİ Parti %8,5, HDP %9, diğerleri %2,2. Şimdi burada ben bu araştırmaya göre ve kendi yorumumu da söyleyeyim. MAK danışmanlığa göre ben Cumhurbaşkanlığı şeyine katılıyorum. Yani Erdoğan'ın bana göre ilk turda 51.4'ü alacaktır, 52 alacaktır. Almasa bile diyelim ki 47-48 ikinci turda yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bence kesin Cumhurbaşkanı. Bir mucize yaşanmazsa. Yalnız ben Muharrem İnce'nin %23-25-26 alacağı kanaatindeyim. Yani bu Temel Karamoğluoğlu'na çok gitmiş. Meral Akşener'de 11'de falan kalır. Ben kendi şeyimi söylüyorum ama şey doğru. Yani evet. Bu şimdi ben şunu demiştim. Hem yazdım hem de evet. Bir Twitter hesabımdan da bunu paylaştım bu düşüncemi. Aslında Muharrem İnce ile birlikte Meral Akşener sessizliğe gömüldü falan deniliyor evet. Ya işte bir takım şeyler de söyleniyor onunla ilgili olarak. Ama bir neden de şu. Aslında biraz moral bozukluğu. Tabii. Moral bozukluğu var? Çünkü Muharrem İnce'nin aday gösterilmesiyle birlikte Meral Akşener'e giden oylar geri döndü. Onu şimdi ben hatta Muharrem İnce'nin bu yüzden Muharrem İnce'nin desteklenmemesi, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP tarafından desteklenmemesi ve aynı zamanda işte Amerika'dan gelen telefonda itibarsızlaştırılmaya ve komik duruma düşürülmesinin sebeplerini de aslında burada aramak lazım. Muharrem İnce'nin daha az oy almasını sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü Muharrem İnce bir CHP tabanında bir karşılık buldu. Bu kesin. Evet. CHP tabanında karşılık buldu ve onun ötesinde de %1 ya da 2 puan da artırabilir gibi görünüyor. Evet. Şimdi bu yüzden de Meral Akşener'in morali çok bozuk. Ve bu ben hatta şunu yazdım. Meral Akşener FETÖ'nün 7 Haziran seçimlerinde aldığı oya mahkum kalabilir dedim. Evet. Yani bunu açık açık söyledim. Şimdi burada görünen oy oranı bile Meral Akşener için iyi günlerinin oy oranı bence. Evet. Çok daha düşeceğini ben buradan kalıbımı basıyorum. Evet. Söyleyeyim yani. Bu kadar net konuşuyorum. Çünkü Meral Akşener balonu patladı şu anda. Evet. Ama bu şöyle. Muharrem İnce aday olunca şey oldu. Hatta burada şunu da demiştik. Ben aldığım bir şeyle çıkmamasının sebebi gördüğü anket sonuçlarıydı. O da anketleri gördü. Morali bozuldu. Doğru. Hı. Muharrem İnce'nin oyu biraz yükseldi. CHP oylarıyla beraber yükseldi. Bu Cumhurbaşkanlığı şey yok. Yalnız bu parti şeyinde enteresan bir şey var MAK'ın dediğinde. Şimdi AK Parti %45 tamam. CHP 23,5. MHP 9. İYİ Parti 8,5. HDP %9. Eğer MAK'ın dediği ben
İYİ Parti'nin barajı geçebileceğini düşünüyorum. AK Parti biraz düşük bulmuş galiba. Değil yok mi? 45 normal. %41,5 kararsızlardan önce bulmuş. O normal. Şimdi mesela Erdoğan'ın önündeki bak, Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi açıkladığında AK kendi oyu %52-53, partinin oyu 46-47 idi. MHP ile beraber o da 53-54'tü. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi yaptırdığı ankette de öyleydi. Diğer anketlerde de mesela Sonar'ın bulduğunda bile Sonar ne diyor? Erdoğan oyu diyor 46 diyor. Muhalefet bilmem şeydir diyor. Yani Erdoğan oyunu biraz düşük gösteriyor tabii. 45 eğer İYİ Parti ile HDP barajı geçemezse AK Parti 400'e yakın vekil alır. Evet. Şimdi orada ha ben İYİ Parti'nin ben barajı geçebileceği kanaatindeyim. Oyu biraz var. Ben şu an yani şu bu görünür noktada yani barajı geçeceği değil de zaten baraj problemleri yok. İttifak içinde yer alıyorlar. Yok yok şöyle ama. Ama şöyle %10 oldun mu? O şimdi bölünme var ya hesaplarken. %8,5'la aldığı vekillikle %10'da aldığın çok başka. Buna şöyle bir örnek vereyim. Mesela yoğun oy aldığın yerde mesela %10,9 aldı HDP ama 60 vekil çıkardı. MHP 11,9 aldı, 40 çıkardı. İşte tamam da şimdi Millet İttifakı'nın içine yer aldıkları için o Millet İttifakı'nın oyları birbirine gidiyor. Yani sonuçta ziyan olmuyor. Onlar kendileri kazanıyorlar. Olmuyor ama şöyle tabii. Ama CHP şöyle. CHP sadece HDP için geçerli bu dediğin evet, şey. Evet, CHP 20 asa. İşte HDP %9'da kaldı. Ben de tam sınırda diyor. Herkesin söylediği bu. HDP de barajı aşamazsa AK Parti MHP ile beraber 350-360 belki 370'e yakın vekil bulacaktır ama ben bu makine araştırmasını gerçekçi buluyorum. Ben de gerçekçi buldum. Ama Meral Hanım burada söylüyor yani oy oranlarını görüyor. Doğru düz bir yere yani halkın önüne çıkmıyor. Evet. Çok geride kaldığını görüyor. Bence şu an Türkiye'deki bütün partiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını öngörüyor. Batı da böyle. Bunların tek derdi vekilliklerde işte HDP'ye baraj attırmak. Tabii. İyi Parti'ye bir şeyler yaptırmak. Meral Akşener aslında bu yani MAK danışmanlığının yaptığı bu araştırmada da o Meral Akşener ve İyi Parti için yapılan pompalamanın yansımalarını görüyoruz burada. Yani evet. Onun atıklarını görüyoruz, artıklarını görüyoruz. Aslında bugünkü gerçeği Meral Akşener kendi yaptırdığı araştırmalarda ve FETÖ'nün yaptırdığı araştırmalarda rahatlıkla görebiliyor. Bir de bak şimdi. Anadolu'da, Uşak'ta istifa, işte... Tamam hemen söyleyelim. Halaçoğlu bir zaten şey. Evet, bunu aslında İYİ Parti'nin kendi yani kendi milletvekili adayları görüyor ki istifa ediyorlar. Şimdi Halaçoğlu'nun istifasından sonra bak İYİ Parti Nİİ'de milletvekili Naim Eren istifa etmiş. Yerini beğenmemiş. Uşak'ta 14 kişi istifa etmiş partideki görevlerinden ve Nİİ'de istifa etmiş. Şunu söyleyeyim, Nİİ'de de 3 vekillik var. Bu Naim Eren ikinci sıraya konulmuş. İkinci sırada olduğu halde istifa ediyor. Ama 3 vekil var ya, şimdi AK Parti'nin zaten 1-2'si garanti. Garanti evet. Hani o MHP ile yarışacak. Seçilecek yere konulmadım diyor. Evet. İşte Afyonkarahisar milletvekili adayı Alper Yağcı sosyal medyadan yaptığı açıklamada milletvekili adaylığından çekilmiş. 5. sıradan gösterilmiş aday olarak. İYİ Parti İzmir milletvekili adayı listede 1. bölgede 25. sıradan yer alan gençlik kolları kurucu başkanı Osman Ertürk Özel de tweet atmış. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde partimiz listelerinde İzmir 1. bölge 5. sıra aday olarak gösterilmiş bulunmaktayım. İlgili adaylıktan gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Ve bu arada şeyden de istifa etmiş. Gençlik Kolları Başkanlığından da istifa etmiş. Ama bak şimdi Uşak, Niğde, Konya... Konya'dan da İzmir. Mesela Nazmi Sırt 10. sıradaki yerini beğenmemiş. Evet. İstifa etmiş. Bilecik bak keza şimdi. 2. sıra milletvekili adayı istifa etmiş. Yani bunlar tabii tam batan geminin fareleri yani, pırt diye kaçıyorlar. Bilecik, Niğde, yani Konya, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, evet. Belki de Yusuf Halaçoğlu aday evet. Mesela. Bunun evet. Gibi bir sürü isimler var. Şu an yani İYİ Parti... Yani gemiyi böyle azıda tutmak için her şeyi yapıyor ama baş aşağı gittiğini bence kendileri de görüyorlar. Şimdi CHP'de de var. İşte bir şey söyleyeyim. AK Parti'den istifa eden var mı? Yok. Evet. Ben hiç bugün baktım. Evet. Hiç duymadım. Evet. Yani biri var mı yok mu tekrar baktım. Yani memnuniyetsiz olanlar var kuşkusuz vardır ama bunu dillendirmiyorlar. Çünkü ne diyor Berat Albayrak dünkü Ankara temsilcileri yaptığı görevde? Görev verilmez tebliğ edilir. Evet.
Benim için şereftir diyor evet. Bu. Evet, onurdur. Bu, budur yani. CHP'de de bir sıkıntı var. Arzu Mandalı Sucu ve Metin Kantarcı. Nereden? Birisi de Tekirdağ'dan Arzu Mandalı Sucu. Diğeri de Kayseri'den 8. sırada milletvekili adayı Metin Kantarcı. Onlar da istifa etmişler. Bir de şey var. Tekirdağ'dan bir aday. İşte, kapak kızı Arzu Mandalı. İşte onu dedim ya. Tekirdağ şey. CHP yalnız bir şey yaptı. Bugün Aydınlık'ta vardı galiba. Nazlı Can ve Mehmet Altan'ın avukatını evet. Antalya'dan aday yaptılar. Evet, ben unuttum evet. Onu. İsmini söyleyeyim evet, ben o sana. O da önemli şeydi. Yani. İsmini söyleyeyim. Yani bilinen bir avukat. Figen Albuga, Albuga Çalıkuşu. Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Alıcan avukatı Antalya listesinde 6. sıradan. Şimdi ben bunu şöyle önemsiyorum. Ben Mehmet Altan'ın eski avukatını tanırım, bu değil. Nazlı Can'ki de bu değildi. Yani bu değildi. Bu belli ki proje bir avukat. Yani şey kötü anlamda söylemiyorum. Onu da CHP galiba Antalya'da seçecek yerde değil mi? CHP açısından. Evet. Seçilecek bir yere koymuşlar yani. 6. sırada. 6 ha zor. 6 biraz zor. 6 zor tamam. Ama gene CHP 11-12 zor. Zor evet. Zor. Şimdi bu arada Kaftancıoğlu, Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'na istifa restiyle karşısına çıkmış. Bu Ali Şeker'in listeleri alınmasında onun yeni dedikodu olarak onu söyleyelim. Ve şimdi Barış için yapmamış bunu ya da Eren için yapmamış mı? Yapmamış onu enteresan bir şekilde. Evet. Gülay Emre de bu arada Diyarbakır Milletvekili CHP'den o da adaylıktan çekilmiş. Demiş ki hatta iddia ediyorum milletvekili adaylık başvurusu gününe kadar il binasının adresini bilmeyen memur olduğu için 3 ay bedavadan izin kullanmak için aday olanlar bile üst sıralarda bu ahlaksızlığa ortak olmayacağız. Sosyal demokrat bir partinin sokağından bile geçmemişler. Tabii CHP'nin bu duruma düşmesinin bir sebebi de Saadet Partili 6-7 vekile kontenjandan yer açması CHP'nin. Mesela onlardan bir tanesinin tweetlerini okuyalım mı? Oku. Osmanlıca'ya karşı çıkan, hanedanı sürgün eden CHP'ye rağmen Kıbrıs'ı fethetmiştir. Ya siz evladı Osmanlı, siz ne yaptınız? Mescid-i Aksa'nın ezanını CHP susturmayınca AKP'nin de sesini yükselteceği bir dini kalmıyor. CHP ile AKP arasında bir fark yok. Bir milli görüş vardır, bir de diğerleri. ondan sonra CHP Osmanlı ecdadı adına konuşuyor. O senin haddine değil Kılıçdaroğlu gibi tweetleri atan Abdülkadir Karaduman bir bakalım nereden gösterilmiş. Nereden? Konya'dan. İkinci sıra. Evet. Konya'da bir vekil çıkarabilir evet. CHP. İki vekili zor. O da Abdülhatif Şener'di. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ben gene CHP bak Kılıçdaroğlu bence Türk siyasetini biraz öğrenmiş ama bu CHP'lilerde bu hastalık var ya, takıntı. Hani niyeti Abdullah Gül aday yapmaktı. Onlar açısından akıllıydı. CHP'liler bunu tabii anlayamadıkları için. Şimdi burada da bak marjinalleri temizlemiş. Canan Kaftancıoğlu'nun orası dışında. Bu tür şeyler nedir mesela? Muhafazakarlarda oy alabilmek için bunu yapıyor evet. CHP. Kendileri açısından oy almak açısından akıllı. Ama bu şeyler ya efendim bunu bir demek falan filan çok enteresan bir şey yani. Ama evet. Dünkü şeyi bir de hatırlatalım. Hatırlatmak istekler var. Yani en iyi propaganda yöntemi tekrar etmektir. DGM savcısının 28 Şubat'ta bütün Müslümanları ve o zamanki Refah Partisi'ni tutuklayan savcının birinci sırada yapılması Ankara'dan Saadet Partisi'ne bir skandaldır. Adamın adını gene unutuyorum. Bak adı aklıma bile gelmiyor. Dün konuştuk burada. O adamın, evet bu hakim değil mi? Savcı mıydı? Hakim miydi? Hakim savcı. Hakim, emekli hakim Tanju. Tanju. Bilmem ne. Daha de bilmem ne de bir şey yapan. Evet. Yani onu aday, bir şey aday yapmaları Saadet Partisi açısından skandaldır. Bunu sürekli hatırlatmak lazım. Evet, aynen, evet. Sen bu adamı yani sizi idama götüren, ipe götüren adamı, ben sata sata değil, ata ata buralara, asa asa buralara geldim diyen adamı nasıl aday yaptınız yani? Evet ya, Refah Partilileri Bekir Yıldız Sincan gecesi, evet. Sincan'da Kudüs gecesini düzenleyen Bekir Yıldız ve 9 arkadaşını, Sincan Belediye Başkanı ve Bekir Yıldız ve 9 arkadaşını tutuklatan hakime Saadet Partisi Ankara 1. sıradan aday gösteriyor. Ve bir sürü kişiydi. Yani, bir de bu, ne yapmış o biliyor musun? Bu nasıl bir kafa? Ben bunu çok merak ediyorum. Bugün, Temel Karamoğluoğlu gerçekten nasıl bir projenin adamı? Her seferinde bunu söylüyorum ama bunu çok merak ediyorum. Şimdi bu bize mahkum ettikleri, hapis verdiklerini filan gör. Bir de bunun para cezası verdiği, soruşturma açtırdığı, kovuşturma açtırdığı, peşine koştuğu bir sürü de Refah Partili var.
Şimdi bu bilinenler, yani mahkum ettikleri. Bir de yani az ettiği, delil bulamadı. Neydi arkadaşlar şu hakimin adını uyduramadı, bilmem ne oldu. Bilmem neydi. Şey, yani delil... Ankara birinci sıradan Saadet Partisi adayı. Yani delil aramış bulamamış. Paraya cezasına mahkum etmiş, hayatını karartmış, memurluktan atmış. Yani adam bir Refah Partililerin, yani Müslümanların peşine düşüp tak 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 bulduğunu indirmiş. Adam. Bu adam aday yapıyor ya. Ya bu adam şimdi Fox, bu... Fox TV'de bu akşam Temel Karamollaoğlu konuktu. Güzel çanak sorular soruldu. Çok hoş bir şekilde. İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal yağlayıp balladılar. Sedat Bozkurt vardı. Sedat Bozkurt. Şey de vardı. Neydi o? Tanju Güvendiren. Tanju Güvendiren. Acaba bu soruyu sordular mı? Yani siz Refah Partisi geleneğinden geliyorsunuz. Erbakan mirasını kullanıyorsunuz. Hala bunun kendinizde hak olduğunuzu görüyorsunuz. Tabii böyle soramazsın ama en azından buna yakın olmasa bile bu soruyu kendince sorabilirdin, değil mi? Yani Tanju Güvendiren, emekli hakim, sizin köken partiniz Refah Partisi'nin politikacılarını tutuklayan ve bununla gurur duyan ve bunu öve ve söyleyen bir adama Ankara birinci sıradan milletvekili adayı yaptınız. Siz mazoist misiniz? Sizde Stockholm sendromu mu var? Sizde başka bir projenin çatlamış bir ardamarı mı var? Nedir bu mesele diye ben olsam sorardım. Evet. Ama oradakiler ben değil tabii. Yani orada tabii farklı. Ben ya şu laf bile, ben sata sata değil asa asa geldim. Evet. Ya bu lafı diyen adamı siz aday yapıyorsanız hangi demokrasiden, hukuktan, bir de diyor ya hukuk kuralları yerleşir, hani hukuk yerleşsin Türkiye'de, hukuk yok diyor, askıya alındı diyor. Sen hukuku askıya alan adamı zaten getirdin, birinci sıraya koydun. Darbenin savcısını getirdin sen. 28 Şubat'ın hangi hukuktan bahsediyorsun? Şimdi bunların bir klişeleri var ya Cem. 28 Şubat'ta da aynı şey yaptılar ama şimdi tabii Temel Karamollaoğlu o klişeye uygun düşüyor ama şu anda kendi kucaklarında böyle sıcak bir şekilde yayılıp oturduğu için Temel Karamollaoğlu ona seslerini çıkarmıyorlar. Sakallı ve yobaz tipi. Tamam mı? Evet. Klişe. Yani bildiğin klişe yobaz tipi ve Türkiye'nin geri kalmasının müsebbibi olan tip. Şey var ya, bugün... yani bir amca var biliyorsun. Çıkıyor, konuşuyor. Sempatik bir amca. Sakallı. Ve şeyde sosyal medyada fenomen oldu. Şimdi onun tipini, tipolojisini almış, o bildiğimiz klişe yobaz tiplemesi içine sokmuş ve dolar aldı başını gidiyor diye Le Monde dergisi adlı karikatür dergisi bunu böyle kullanmış. Şimdi bak, Le Monde dergisi, bunun gibi bazı dergiler daha vardır. Sen bunların hiç darbe zamanlarında, muhtıra zamanlarında ömürlerinde bir defa darbeci askerlere laf ettiğini gördün mü? Etmedikleri gibi bir tane bile karikatürlerini çizmeyen ödlek, tabansız, alçak, hain, şerefsiz adamlardır bunlar. Bunlar. Bu Lemancılar, evet. Mesela Kenan Evren'i geçiyorum. Kenan Evren göstermelik. Evet. Ama 28 Şubat'ın darbecilerini, katiyen. 27 Nisan'ın e-muhtaracılarını ya da FETÖ'cü darbecilerin ya da bunun gibi bu ülkeye bütün kötülüğü eden ya esas güç sahiplerini hiçbir zaman bu ülkede eleştirmediler. Bunun öncülü vardı Limon. Bir tek onlar namuslu ve şerefli evet, insanlar. Onu Limon dergisini ben. Bunu ayırıyorum. Evet. Ya eski, ilk çıktığı halde. Buna benzer bir gırgır filan vardı. Kapandı bazıları. Evet. Ama bu milletin temsilcilerini Özal'ı, Menderes'i, 70'lerde Demirel'i, sonradan Tayyip Erdoğan'ı, Erbakan Hoca'yı en aşağılık şekilde çizen ettiler. Bunlar, şimdi bak burada da bir tane Hacı amcayı yani laf edene dolar aldı aşağılıyor. Le Monde dergisi bu ülkede lağım çukurudur. Evet. Le Monde dergisi bu ülkede halkla karşılığı olmayan %0'a, %1'e hitap eden bir aşağılık dergidir. Evet. Zaten bitti bunlar. Bitti, ama şu zihniyetleri... 10 bin falan satıyor canım yani o ayrı bir bitti. Şey. Ama zihniyetlere bak. Bu hala bu ülkenin bilmem ne, halka aşağıla, insanların kılık kıyafetiyle aşağıla, başörtüsünü aşağıla. Bunlar bunu hep yaptı. Bak bu dergi, hiç şunu bak, 99'da Barış Manço öldü. Ne dediler biliyor musun? Hiç bak, öldükten bir gün dergi çıktı. O da bir zamanlar faşisti diye. Ya Barış Manço'ya yani kendi görüşünden değil ya. Eskiden Barış Manço'da milliyetçi duygular olan bir adamdı diye. Ya bu dergi Türkiye'de ne kadar milli adam varsa hedefe koyar. Gerçekten bu ülkeye kötülük etmiş kimse yapmazlardı. O yüzden de işte o bir yön gırgır kapanıyor. Bunlar da kapanmaya mahkumlar. Çünkü milletin değerlerini temsil etmiyorlar. Eleştirsene 28 Şubatçıları. Ağzınızı açamadınız be.
Evet. 27 Nisan'daki cuntacıları bilmem nedir. En kolay şey katiyen. En kolay şey iktidara vurmaktır. Ben merakla, ısrarla takip ederdim. Acaba şeyde de aynı şekilde sadece 28 Şubat'ta değil. 2004'lü, 2005'li, 2007'li yıllarda darbe Ergenekon zamanı ve darbe söylentileri çıktığında da hiç seslerini falan çıkarmadılar, tamam mı? Yani o generaller peş peşe konuşmaya başlayınca, efendim demeçler verince 27 Nisan muhtarları hiç göbek atıyorlar. Sen bunların bunların kökeninde şu var. Kemalist faşizm. Ha. Zaten altını kaşı. Evet. Sosyalist geçinenlerin bir kısmında altını kaşıdığında, kazıdığında hepsinde Kemalist ideoloji çıkar. Sana bir şey söyleyeyim. Bunlar hiç 2007 E muhtarasında sen hiç Anayasa Mahkemesi'ni eleştirdiklerini, evet, o YÖK'ün yani o dönemki Erdoğan tezi eleştirdiklerini, evet, yani kurumların vesayeti elinde tutan kurumları eleştirdiklerini gördün mü? Bunu Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, o zamanki CHP dahil yok. Ama kime en kolay şey iktidara vurmak. Hmm. Ondan sonra da niye biz 10 bin satıyoruz ya, niye yam oldu? Yam buldunuz. Millette, evet, bir karşılığınız yok. Evet. Evvelden Gırgır Dergisi ve benzeri dergiler vardı. Gırgır Dergisi dışında muhalefet ederlerdi. Mevcut sisteme muhalefet ederlerdi ve cesurdular. Yani muhafazakar insanları, dini bütün insanları, dindar insanları aşağılamazlardı. Bunlar nerede bir muhafazakar insan varsa, dindar insan varsa öyle bir tipoloji yaratıyorlar ki aşağılıyorlar, yerin dibine sokuyorlar. Ama PKK teröristleri övüyorlar. Övüyorlar aynı zamanda. HDP'yi, evet, övüyor. Bilmem, övüyorlar. DHKPC'liği övüyor. Bunlar bu. Evet. Bu zihniyeti, bunlar bu. Leman dergisi, bu aşağılık zihniyet, hı-hı, bu ülkeden kazınacak arkadaş. Eski, evet, Türkiye'nin... Kazındı zaten belli, evet, ölçüde kazındı. Hiçbir kalıntısı, nasıl, evet, Hürriyet kazındı bu ülkeden, hiçbiri bu ülkede kalmayacak bunların. Evet. Defolup gidecekler. Bu bir nefret suçu, biliyor musun? Tabii. İnsanları fizik olarak, yani şimdi karikatürün tabiatı budur diyor. Kendine yakın olan insanları çizsene böyle. Hiç. Ya hayır. Çizmez. Evet. Yani saçı başı yanmış o, neyse söylemeyeyim. Yani şey değil. Kendine yakın insanların tipolojisini bir tarif edelim. O kazulet tipleri. O kazulet tipler hepsinin etrafındaki insanlar. Onları çizsene. Onları çizemez. Gözü, bu adamcağızın da yok dişi yokmuş, bilmem neyi yokmuş, bilmem neyi yok. Ya ver parada yapsın o zaman. Yani, ya bunların bak bir tanesini, halkçılık oynuyor ya bunlar. Ben, hı-hı, bunların bir tanesini Bodrum'da gördüm. Hı-hı. 500 bin dolarlık evinde oturan bilmem, hı-hı, ne yani şey. Ama bir de halkçılık satıyor bunlar. Ya zaten eskiden Zülfü Livaneli böyle yapardı. Tarabya'da milyon dolarlık evde otururdu. Sosyalizm ayakları yapardı. Ya ben bu solcular kadar palavracı adam yok ya. Yani hem şey sıkıyorlar, palavra sıkıyorlar, bir de halkçılık yapıyorlar. Evet. Neye güldün? Bir mesaj geldi de bizim Samsun'daki hemşerimiz Orhan Demirsoy'dan. Ne diyor? Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye oy verir mi sence abi diyor. Kılıçdaroğlu Erdoğan oy verebilir. Ben sana söyleyeyim, Kılıçdaroğlu. Ben ciddi, yani bu soru hiç aklıma gelmemişti gerçekten. Ama sorulması gereken bir soru. Bence Kılıçdaroğlu'nun kime oy vereceği çok önemli. Ben söyleyeyim, Erdoğan'a verebilir. Erdoğan'a verebilir. Zaten o partideki Meral Akşener'e verir canım. Partide ben baktım. Yani Sera Kadıgil, evet, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu haricinde vardır tek tük. Marjinal tip kalmadı ya. Evet. Tamam, bu din düşmanlarını filan PKK'lı severler, bu adamları da koydu. Ama şeyler gitti. Yani o diğer şeylerin hepsini kazıdı. Şey demiş, ben herkese borcumu ödedim. İşte Gürsel Tekin adamını yapmıştım bilmem ne. Evet. Öbürünü FETÖ'den, artık herkes başının çaresine baksın demiş. Bir de şu harcadığı adama bakalım. Bakalım. Eren Erdem'in videosunu getirseniz arkadaşlar. Bugün ben maalesef parti kamuoyu tarafından sahiplenilen ama parti yönetimi tarafından AKP faşizmine adeta teslim edilmiş bir rehineyim. Türkiye'den çıkış yasağım var, bir yere çıkmak gibi bir derdim yok ama yaşadığım krizin temel nedeni parti içerisinde daha fazla sosyal demokrasi talep etmemden başka bir şey değildir. Benim FETÖ ile yardım yataklık ithamındaki dosyalarımda benim hayatımda bir FETÖ'cü ile ilişkimi ispat edebilecek tek bir belge dayanak yoktur. Çünkü FETÖ'cülerle tek ilişkim onlara hakaret etmekten ibarettir. Hayatımdaki tek şey budur. Ama partimin verdiği görevler doğrultusunda Kanal Türkiye, Bugün TV'ye, Zaman kanalına gittim. Bunları partimin görevlendirmesi doğrultusunda yaptı. Zaman Gazetesi'ne de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun
O gün Enes Bey cezaevinde değildi. Medya komisyonu başkanıydı. Ona vermiş olduğu talimatla biz oraya gittik. Partimin mensupları tarafından gazetecilik yaptığım dönemde bana ulaşan bilgi ve belgeleri haber yaptım. Doğrudur. Bunlar yanlış değildir. Ama benim kaynaklarım hep sosyal demokratlardı. FETÖ'cüler değildi. MİT tırları tutanakları dahil olmak üzere tüm yargılandığım dosyalarda kaynaklarım Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapan arkadaşlardı. Bugün bu kaynakların FETÖ'cüler olduğu iddia edilmektedir. Ve maalesef bunun böyle olmadığı partim tarafından bilinmesine rağmen, partimin yetkili organları tarafından bilinmesine rağmen milletvekili adayı yapılmadım. Sebebi de çok basittir. TÜCÜK kurultayı ve 36. Büyük Kurultayımızda Bülent Bey'in karşısında pozisyon almamdan kaynaklıdır. O pozisyonu almamın sebebi ise Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde ön seçim uygulamasının kaldırılmasına itiraz etmemden kaynaklıdır. Ön seçimi savunduğum için bugün milletvekili değilim. Başka bir nedeni yoktur. Bugün ben... Özeti şu, ben FETÖ'ye karşı çok mücadele ettim. Nur Cuvazi diye bir kitabım var diyor ayrıca. Ve FETÖ'yü anlatıyordum diyor. FETÖ'cüler benimle uğraştı diyor. Hatta Selam Tevhid davası, kumpas davasının diyor sanıklarından bir tanesi bendim diyor. Efendime söyleyeyim, MİT tırları davası dosyasını diyor şeyden aldım diyor. Bülent Tezcan'dan aldım diyor. Efendime söyleyeyim, Bülent Tezcan da bir açıklama yaptı. Evet verdim, o zaman gazeteciydi diyor. Bütün gazetecilere verdim diyor Bülent Tezcan da. Öte yandan da diyor ki işte bu FETÖ'nün diyor yayın organlarını diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ziyaret ettim diyor. Şimdi bak, dünkü şu açıklama olmasaydı, yani Eren Erdem'in şu dün geceki Artı 1 TV'deki şey olmasaydı, bugün şu dolar konusunda CHP daha çok ses çıkarabilir ama ağzını açamıyorlar. Şimdi bak, Eren Erdem sürekli yalan söylüyor. Evet. Kardeşim sen FETÖ'ye karşıydın falan filan, doğru. 2011-12'lerde karşıydın ama sonra köpeği oldun. Evet. Seni aldılar. Karşı gazetesi Fethullahçı Çete'nin gazetesiydi. 3 ay boyunca bir numaralı hedefi Cumhurbaşkanımız ve Hakan Fidan. Bu soruya hiç cevap vermiyor mesela Eren Erdem. Soran yok ki. Karşı gazetesini soran yok. Hiç soran yok. O gazetede yazanlar, biri de Serdar Akinan. Evet. O dönem. Ha, Serdar Akinan şimdi Habertürk'ün şeyi değil mi? O da. Danışmanı ve Veys Ateş'in başına getirildi. Kenan Tekdağ tarafından. Bir numarası. Bir numarası oldu. Tebrik ederiz. Yani Habertürk gerçekten o da iyi dizayn ediliyor. Maşallah. Erdoğan ya kaçacak ya da Ömer Elbeşir gibi yargılanacak diyen, yani ya Ömer gibi diyen kişidir Serdar Akinan. Ben bugün baktım şeye, dolar için bir şey diyecek mi diye ağzını açamıyor. Evet. O görevde olmasa bir sürü hakaretli sıralardı. Evet. Şimdi buydu. Karşı gazetesi Fethullahçıların gazetesiydi. O gazetede Serdar Akinan da yazdı. O da TV'deki iki barış da yazı yazdı. Evet. 17-25'in bütün dosyaları. Ve o, bu gazetenin iki hedefi, biri Cumhurbaşkanımız, diğeri Hakan Fidan. Daha neler yayınladı? Sahte FETÖ belgeleriyle yayınladılar. 3 ay boyunca bak, sayılarının bir nüshaları bazıları bende var. Bu, ben sana Eren Erdem bak, ne yaparsan yap, Amerika Başkanı gelse seni kurtaramaz. Evet. Abartarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu istediği kadar CHP iktidara gelse seni gene kurtaramazlar. Bak CHP iktidara gelsin yarın, Eren Erdem kimse kurtaramaz. Eren Erdem 25 Haziran sabahı tutuklu. Zaten dün diyor ki, işte iftar açıldı, polisler getirse diyor çay ikram ederim. O da polisi bekliyor aslında. Yani evet. Polisi şey bekliyor. İşlediği suçtur. Siz Fethullahçı Zaman Gazetesi'ne gittim. Efendim talimatla gittim. Doğru, başkaları da gitti. Onlar da suç. Onlar da sıra gelecek. Ben merak ediyorum. Şunu diyor mu? Ya da ona sorulmuyor tabii ki. Ben soruyorum. Peki talimatla gittiğini söylüyorsun. Peki şunu merak ediyorum. Cevap versin. Kolay bir soru bu gerçekten. Yarınki yazında da var. Kolay sorular başlığı evet. Altında Eren Erdem'e. Bugünkü aklın olsaydı bunlar FETÖ'cüdür. Ben bunları desteklemeye gitmem deyip gitmemek konusunda direnir miydin? Ya da sen oraya görev icabı mı gittin, gerçekten gönülden destekledin mi? Ben bunun açıklamasını bekliyorum mesela. Bu hakikaten bir dönem FETÖ'ye karşıydı. 2011-12'lerde gezi oldu. CHP'ye, çünkü Fethullahçılar bunu yiyebilirdi. CHP'ye yanaştı ama sonra bir FETÖ taktiğiyle, FETÖ biliyorsun. Evet. Aynen Doğan Medyası'nın yaptığı gibi 28 Şubat'ta kendine köpek eder. Yani şimdi sen diyelim ki FETÖ'ye karşısın, ben biz olmayız da başka biri. Bunlar onların karşısıydı ya, ama FETÖ bunları kendine esir etti. Evet. Her dediklerini yaptırdı. Nitekim yani bu yüzden de mesela Oda TV yargılanırken, mesela Oda TV davasında yargılanırken, bu Oda TV'deki 10 kişiyi ayartıp
Oda TV'den ayrıldı biliyorsun. 2011'de. Bunu şey yazıyor, Nihat Genç yazıyor. Yani herkesi yüzüstü bıraktım ama diyor, sebebini merak ediyorum diyor. O zaman bıraktı ama ondan sonra da Karşı Gazetesi'nde iki tane Barış'la beraber Oda TV... Ama sonra beraber hareket ettiler. İki tane Barış, Barış Terkoğlu'yla Barış bilmem ne. Karşı Gazetesi'yle beraber çalıştılar. O yayın yönetmeniydi, onlar yazarlarıydı. 17-25 Aralık'ın bütün tapelerini yayınladılar. Kitaplar yazdılar, bilmem neler yazdılar. Şimdi çok enteresan bir durum. Ben Selam Tevhid davasında yargılandım diyor. Bu kumpas davasında yargılandım diyor. Şimdi Nihat Genç'in yazısını okudum. Bu şeyde Eren Erdem'le ilgili çok sert, ağır bir yazı yazmış. Şimdi diyor, sen diyor durup dururken diyor, bu Selam Tevhid kumpas davasından önce diyor, İran'a bir gizli düzenledin diyor. Durup dururken. Beni de çağırdın diyor. Birçok yazarı çağırdım, davet ettim diyor. Ve diyor, bu gezinin ardından diyor, FETÖ birdenbire bir İran diyor, İran yanlısı bir grup diye bir grup oluşturdu diyor. Selam Tevhid kumpasını buna göre oluşturdu ve bir sürü insanı gözaltına aldı diyor. Ve tutukladı diyor. Sanık olarak yargılanması sebep oldu. Şimdi acaba diyor pek çok ünlü yazarı davet edip adeta bu kumpasın içine sokmak istediğine dair bir niyetin mi vardı diye bunu Nihat Genç soruyor. Ama bir şimdi, şey diyeceğim. Selam Tevhid dosyası hiç açılmadı ki. Ha yani ben yargılandım o davada. Hayır hayır, o yanlış bilgi. Bak orada yalan söylüyorlar. Selam Tevhid'den, Selam Tevhid şuydu. Türkiye'deki sağ muhafazakar ve Kürt kökenli de olabilir dindar insanları bir potaya koymuşlar. Evet, İran'la ilişkilendiriyorlardı. Tabii. Evet. Bunun içinde Yalçın Akdoğan da vardı, İbrahim Karagül de vardı, Mustafa İslamoğlu da vardı, başkaları da vardı. Herkes vardı ama o dosyanın kapsamında medyanın üst düzey yöneticileri de vardı. Doğan grubu, Ciner grubu, Ferit Çang, herkesi orada sahte delillerle dinlediler. Orada. Ama Selam Tevhid dosyası 17-25 başarılı olsaydı Selam Tevhid'i açıp bütün İslamcıları toplayacaklardı. Evet. Yani şeyleri. Orada o dava 2002'den alıyorum. 2013'e kadar hiç açılmadı o dosya. Ve bu hükümet zaman 17-25'te de biliyorsun takipsizlikle sonuçlandı. Bu Nihat Genç sormaya devam ediyor. Senin bu İran temaslarının diyor amacı neydi diyor. Neyin nesiydi diyor. Şimdi mesela gazeteci ve yazar var. Kenan Çamurcu aynı zamanda milli haberci biliyorsun. Onu da bu işlere bulaştırmış. Ha, o nerede? Bir de Kenan Çamurcu vardı bu ülkede. Ortalıktan kayboldu. Evet. Ama onu da bu işlere bulaştırmış ve Çamurcu kendi internet sitesinde şöyle bir anekdota yer veriyor. Eren Erdem'le ilgili. Bir gün arıyor bunu Kenan Çamurcu. Abi diyor, emniyetten tanıdıklarım aradı, söyledi diyor. Selefiler İran konsolosluğunu basacaklarmış. Bizim gidip İran konsolosluğunu korumamız lazım. Sen de gelir misin? Şimdi provokasyon. Evet, bir provokasyon. Yani ne derler? Sen bir provokasyon tanımı yap ya da örnek ver deseler, tipik bir örnek bu. Yani insanın aklından şöyle bir laf geçiyor. Argo ama sen ne ayaksın? Evet. Kardeşim, İrancı, Türkiye-İran savaşı ise İran'ı tutarım. Bu senin yarınki yazına çıkacak olan sorular. Sonra FETÖ'cü gezi oluyor. FETÖ'cüler bunu esir alıyor. Karşı gazetesini kurduruyor. Zaman gazetesi olayları, işte o MİT belgelerini, Ömer Güney'le ilgili bilmem. O da suç kardeşim. Evet. Sana o vermiş olsa bile, kim verirse versin. O suç. Ha orada yalnız kendisini aday yapmadığı için Bülent Tezcan'ı da yemek istemiş olabilir. Evet. Çünkü kendisine aday yapılmamasını Kılıçdaroğlu'na ve ona bağlıyor. Bir de biliyorsun seçilemediğini öğrenince beni mahvetti bu CHP falan diye mesaj atmış. O yüzden Eren Erdem'in yapacağı bir tek şey var. 24 Haziran'ı bekleyecek. 25 Haziran sabah ya, bu artık kendisini kurtaramaz. Şimdi o Fransız televizyonunun yaptığı bir belgesel çalışması var. Fransa malum Ömer Güney'i Sakine Cansız'ın, yani Ömer Güney muhtemelen MİT'in içinde alt düzey bir elemandı ve FETÖ elemanıydı. Ve MİT'ten çok miktarda FETÖ'cü tasfiye edildi ama özellikle 15 Temmuz'dan sonra. FETÖ MİT'in içine sızmıştı belli ölçüde ama yönetim kadrosunu bir türlü ele geçiremediği için Hakan Fidan'ı hedef almıştı biliyorsun. Evet. Ta en başından itibaren Mossad'la birlikte hedef almışlardı. Şimdi dolayısıyla da MİT'in götürdüğü, devlet düzeyinde MİT'in götürdüğü çözüm sürecini sabote etmek için biliyorsun FETÖ önce Oslo belgelerini fahş etti. Fakat bunda başarılı olamadı. Daha sonra da çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'a destek veren Sakine Cansız ve arkadaşlarına Ömer Güney vasıtasıyla suikast düzenlendi. Malum bunu hatırlatalım önce seyircilerimize. Evet, bunu şuradan alalım. 2009 yerel seçimlerinden sonra Fethullahçılar
14 bin tane KCK'lı diye bir sürü insanı gözaltına aldılar. Ha, bir de o var tabii, doğru. Bunların tabii yeni çözüm sürecini akamete uğratmak için. Evet. Yeni, daha tam başlamamıştı ama bir şey vardı. Plastik kelepçelerle insanları tabii ya masum. Dağdaki çoban adam HDP'nin bir toplantısına katıldı diye onu bile tutuklayıp bir sürü KCK'yı tutukladılar. Çözüm süreci bu devletin, yani Milli İstihbarat'ın götürdüğü bir şeydi. Onu baltalamak için işte bu Emre Uslu, Önder Aytaş gibileri yazılar yazdırdılar. O Recep Güven denilen polis şefleri, Ali Fuat Yılmazerler bunları yaptı. Ondan sonra çözüm sürecini baltaladılar. Onu HDP üzerinden sızdırdılar şeyleri. Ondan sonra Ömer Güney bilmem ne, Sakine Cansız bunu da MİT yaptı. Peşinden MİT tırları, yani Türkiye teröre yardım ediyor bilmem ne yapıyor. MİT'çileri de PKK'ya yol veriyor diye. Evet. Ya bu Fethullahçıların da inan yatacak geliyor. Evet, ya bunlar biliyor ya. Şimdi tweetler atıyor. Ya sizi yani değil CHP, 150 CHP gelse onu da kurtaramaz. Evet. Bu Ömer Güney kanserdi biliyorsun. Ölecekti zaten. Adamı yani bir kamikaze olarak FETÖ seçti. Ve ailesine de belli bir miktarda para yardımları yapıldığını öğreniyoruz. Ve çünkü geriye kalan işte bir tek bu isteği olmuş adamın Ömer Güney. Ve ölümünü bekledi Fransız istihbaratı ve yargılamadı. Yani yargının önüne çıkarmadı. Bir de çıkarmadı çünkü rezil olacaklarını biliyorlardı. Fakat bu rezilliklerini örtbas edebilmek için bir de belgesel çekiyorlar. Belgeselde de aparat da bu Eren Erdem oluyor. Evet. Aparat olarak kullanıyorlar. Neymiş efendim? Eren Erdem'in telefonunda MİT'in numaraları çıkmış. En az işte bir tanesinde 10 dakika görüşmeler varmış vesaire vesaire. Şimdi yani sen nasıl utanmaz bir adamsın? Yani bu kadar politikacı geçiniyorsun, aklı evvel vizyon sahibi geçiniyorsun, uyanık geçiniyorsun, çakal geçiniyorsun da bütün bu yapılanları kestiremiyorsun ve Fransız televizyonunda da ben baştan sona izledim. Bu belgeleriniz çok önemli. Sakın ha kendinize dikkat edin diye onlara da bir akıl veriyor. Şimdi Fransız istihbarat da muhtemelen bu suikastı kimin yaptığını biliyor ama onlar da bütün kamera suikast yapan mı Ömer Güney? Yok, ama kimin yaptırttığını biliyor tabii ki. Biliyor, hayır. Bir de kamera kayıtlarını göstermiyor, delilleri göstermiyor. Tabii. Olay yerini göstermiyor, örtüyor. Bir de 2013'ün Ağustos'unu unutmayalım. Bir tape yayınladı Fethullahçılar. Hı-hı. Ömer Güney'e bu suikastleri Milli İstihbarat'ın işlettirdiğini iddia ettikleri bir şeydi, tapeydi. O da olayı bak tamamen FETÖ'cülerin kurumu ele geçirmek için yaptıkları pis işler. Evet. O yüzden Fethullahçıların bu ülkede yatacak yeri yok. Değil İyi Parti. 150 İYİ Parti, 150 CHP Partisi gelse bu Fethullahçıları kimse kurtaramaz. Siz yamuldunuz, daha da yamulacaksınız. Yani böyle uğraşıyor bilmem işte yabancı kurumlar, o bu işleriniz bitti. O yüzden de bu Eren Erdem'i de kardeşim kendini bu kadar kullandırtırsan, Türkiye aleyhine bu kadar iş yaparsan, Türkiye'nin kurumlarını hedef alır, dışarıya ajanlık yaparsan yerin ömür boyu cezaevidir. Yani bu Karşı Gazetesi denen gazetenin bir FETÖ'nün operasyon gazetesi olduğunu artık cümle alem biliyor. Yayın yönetmenliğini yapmışsın. Sen bilmiyorsun tuhaf bir şekilde. Bir de söyleyeyim yani bak. Başına getirdin Turan Ababey adlı adam. Herkese kendisi Eren Erdem, Turan Ababey yazarları davet ediyor. Abi bizim gazetede yaz filan diye davet ediyor Eren Erdem. Turan Ababey diyor, gazetemizin sahibi de çok iyi bir insan diyor. Çok güvenilir bir insan diyor. Ama o güvenilir insan dedi Turan Ababey. Şunları söylüyor. Diyor ki Eren Erdem sürekli cemaatçilerle görüşüyordu, tuzkoncularla görüşüyordu ve FETÖ'nün diyor sahte belgeleri çikolata kutuları içinde Eren Erdem'e geliyor diyor. Hadi açıkla bunu. Çünkü onu kendine esir ettiler. Evet. Korkuttular, esir ettiler Devirci Azzi'ye. Karşı Gazetesi'nde ben bugün öğrendim. O iddianame kabul edildi bugün, onu söyleyelim. Ha, kabul edildi evet. Yani Karşı orada o gazetenin bütün yazı işleri müdürleri ve diğer yöneticileri de yargılanacak. İşte Emre Erciş diye bir tip var. Kendini kurtarmak için şimdi hükümet yalakası şeyler atıyor. O da bu işlerin içerisindeydi. Bir sürü isim bu işin içerisinde. Onlar da bunun hesabını hepsi verecekler yani. Evet. Bir de tweet atmış yani utanmadan. Tweetlerde MİT tırları ile birlikte El-Kaide'ye silah taşındığını yazmış utanmadan. Peki bunu Can Dündar da yazdı ve gitti mahkemede benim böyle bir bilgim belgem Kadri yok dedi. Kadri Gürsel bunun için yattı. Evet bunun Kadri için yattı. Kadri Gürsel de bunun yani, için yattı. Siz nasıl utanmaz adamlarsınız? Nasıl yüzü kızarmıyor? Ben tek nasıl ardamara çatlamış adamlarsınız? Klasik hakikaten akıl almıyor. Hakikaten Godfather bunu ben idrak etmekte çok güçlük çekiyorum. Doğru. Godfather cümlemi bir daha söyleyeyim. Bir kavgaya girdin. Evet. Meşru hükümeti devirmeye çalıştın, deviremedin, sonucuna katlanacaksın. Evet. Üç kavgalarında yenildin mi yamulursun. Meşru hükümeti gayri meşru yöntemlerle deviremezsin kardeşim. İşte Fethullahçı gayri meşru ve ajan kuruluşlarla işbirliği yaparak devirmeye kalkışırsan sonun başka türlü olur. İşte bu medyada şimdi Doğan bak 17-25'in medya ayağı da yargılanacak. Hı. Diğerleri de yargılanacak. Onu Fethullahçılara destek verirken düşünecektiniz. Evet. Bu hükümeti devirmeye çalışırken şimdi
Al efendim biz ne basın özgürlüğü? Bu hükümeti devirmek istediniz. Evet. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Basın özgürlüğüyle alakası yok yaptıklarının. Hiçbir alakası yok. Hadi şimdi demokrasinin yap aynı alakası yok. Şimdi yap aynı haberleri. Evet. Evet sevgili seyirciler, Medya Kritiğin sonuna geldik. Bu akşam da Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdaydık. Yarın akşam yine aynı saatte burada olacağız. Hoşçakalın.